Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik sahnesi kitabında 251-252 hazırlık sahnesi ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Yandaki kareli zeminde verilen ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? Şimdi gençler eğer ben karenin kenar uzunluklarını sayı sayabilseydim ne yapmamı gerekirdi? Kenarları çarpıp alanı bulabilirdim. Ama arkadaşlar bakın burada direkt kenar uzunlukları sayamıyorum. O halde köşegenlerden faydalanmak istiyorum. Evet eşkenar dörtgenin arkadaşlar kare zaten özel bir halidir. O halde eşkenar dörtgen gibi düşüneceğim. Ve köşegenleri çarpıp ikiye böleceğiz gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yatayda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O halde alan köşegenlerin çarpımının yarısıdır diyoruz. 8 kere 8, 64 bölü 2'den 32 birim kare olur. Buradan C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Yandaki kareli zeminde verilen şeklin alanı kaç birim karedir diyor. Gençler öncelikle şeklimiz şöyle. Evet arkadaşlar şeklimizi daha iyi anlayabilmek için doğru parçalar ile tamamlamaya çalışacağım. Çalıştım gençler bakın bu üçgenimiz yukarıdaki üçgen aslında aşağıdaki üçgen eşittir. Evet sağdaki yamuk da soldaki yamuğa eşittir. O halde üçgen ve yamuğu arkadaşlar bu boşluklara taşırsam oluşan şekil bir dikdörtgendir diyorum. Evet ne oldu arkadaşlar taşıdığımız zaman bir dikdörtgen oluştu. Dikdörtgen alanını Kısa kenarla uzun kenarı çarparak buluruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı 1, 2, 3, 4, 5 kenarlar 6 ve 5 olan bir dikdörtgen oluştu diyorum. Buradan 30 birim kare sorumuzun yanıtı olur diyelim. Ve B şıkkını işaretleyelim. Evet temizleyerek devam edelim. Yanındaki şekilde ABCD paralelkenar, e, C, D diktir. Zaten dikliği göstermiş. ABCD'nin alanı 540 santimetre kare olduğuna göre AE 18 santimetre diyor ve benden çevre istiyor. Şimdi gençler ben paralel kenarda alanı bulabilmek için taban ve o tabana ait yüksekliği çarparak buluyorum. O halde ben DC'nin uzunluğunu bulabilmek için alanı eşittir diyorum. DC çarpı 18 bize alanı verecek. Bu da 540'a eşittir. Buradan DC'nin uzunluğu her iki tarafı 18'e bölersem 540 bölü 18'den 30 santimetredir. Şimdi yukarısı da 30 gençler. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Burası da 20 santimetre. O halde çevre Evet 2 tane 20, 2 tane 30'umuz var veya şöyle 20 artı 30 çarpı 2'den 2 çarpı 50 100 cm olur. Çevre uzunluğu C şıkkı doğru cevap olur diyelim. Evet devam edelim. Yandaki şekilde ABCD paralel kenar ve ACDBD diktir. AEB üçgenin alanı. AEB gençler bakın şu üçgenin alanı 18 santimetre kare olduğuna göre ABCD paralel alanı kaç santimetre karedir? Şimdi gençler köşegenler paralelkenarı kenarı 4 eşit parçaya ayırır. O halde A, alan ABCD Buradaki arkadaşlar üçgenin 4 katına eşittir diye düşüneceğiz. A, E, B üçgeninin alanının 4 katıdır diyeceğim. O halde alan A, B, Evet bir tanesinin alanı 18'di. 18 çarpı 4'ten 72 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı B şıkkı doğru seçenek olur diyelim. Evet devam edelim. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı ve çevre uzunluğu 40 santimetre olan dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi gençler biliyorsunuz dikdörtgenin çevresini bakın bu 40 santimetreyi kısa kenarla uzun kenarı toplayıp ikiye 2 ile çarparak buluyoruz. O halde kısa kenar artı uzun kenarı bulmak için Evet çevreyi 2'ye bölmemiz gerekir. 40'ı 2'ye bölersem 20 cm olur. Kısa kenarla uzun kenar toplam diyoruz. Buradan gençler toplamları 20 olan sayıları yazacak olursam. Bakın 1 artı 19 20 olur. 2 artı 18. E evet, birini bir azaltıyorum. Artırıyorum. Diğerini azaltacağım. 3 artı 17. 4 artı 16. Toplamları 20 olacak şekilde yazıyorum. Evet, son olarak da 10 artı 10 olarak yazıyorum. Peki gençler. Bizden ne istemişti? Dikdörtgen alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz dedi. Şimdi gençler bakın 19'u 1 çarpı 19 olarak elde ederiz. Evet kısa kenarı 1 uzun kenar 19 olursa alanı 19 santimetre kare olur diyoruz. A şıkkını elde ettik. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 51'i elde etmek için bakın 3 kere 17 51'dir. 51'i elde ettim. 10 çarpı 10 da 100 santimetre karedir diyoruz. Bakın D'yi de elde ettik. Ama arkadaşlar burada herhangi iki değeri çarparak C şıkkındaki 76'yı elde edemeyiz diyorum. Evet temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yandaki şekilde ABCD kare C, E, A, e iki katı gençler. C, E, A, e iki katı ve A, D, e üçgeni alanı arkadaşlar 10 santimetre kareymiş. Şunu buranın alanı 10 santimetre kare diyor. Buna göre alan A, B, C'de kaç santimetre karedir? Şimdi gençler burada baktığımız zaman D, e, C ile A, D, e üçgeni arkadaşlar bakın DEC üçgeni ile ADE üçgeninin yükseklikleri aynı arkadaşlar. Şimdi bakın burada yükseklikleri aynı olarak görüyorum çünkü AE eğer bizim tabanımızsa buradaki taban EC'dir. Gençler D'den indirdiğimiz doğru parçası bakın şu yükseklik hem AED'nin Yükseklidir. Hem de EDC'nin yükseklidir. O halde yükseklikleri aynı diyorum. Şimdi yükseklikleri aynıysa gençler. Alanları oranı tabanları, tabanları oranına eşittir diye düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar bana taban olarak ne dedi? AE'nin iki katı diye düşündük. O halde AE'ye ben mesela X dersem EC 2x olur. Yani alanda 2 katına çıkması gerekir diyoruz. Yani EDC'nin alanı alan EDC 2 çarpı 10'dan 20 santimetre karedir. Şimdi gençler, 20 santimetre kare olduğuna göre. Şimdi şöyle görüyorum bakın buraya da 20 dedi, dedik gençler. AC bizim köşegenimiz. Bakın buradaki toplam alan 20. Onda 30 oldu. O halde ABCD'nin alanı. iki tane 30'dan 60 santimetre kare olur diyoruz. Şimdi şöyle gençler kalemizi rengini değiştirelim. Bakın burası 30'dur. Şu ADC'nin alanı da 30 santimetre karedir. İkisini toplarsam 60 santimetre kareyi elde ederiz diyoruz. Ve D şıkkını işaretliyoruz. Evet devam edelim. Yandaki şekilde ABCD kare EF AB'ye diktir. EF AB'ye diktir dikliği göstermiş. Ve FE 3 santimetredir. ABCD 100 santimetre kare olduğuna göre DEC üçgeninin alanı kaç santimetre kare Şimdi gençler ABCD'nin alanı 100 santimetre kare ise o halde bir kenarı 10 santimetredir diyoruz. Bakın yüksekliğimiz 10 santimetre. Şimdi burası 3 ise gençler DEC'nin yüksekliği 10'dan 3'ü çıkarıyorum. 7 santimetredir. Şimdi DEC'nin alanı istedi bizden. Alan DEC. Tabanımız 10. Yüksekliğimiz 7. 10 çarpı 7 bölü 2'den 70 bölü 2 yani 35 santimetre kare olur. Alan diyoruz. A şıkkını işaretliyoruz. Evet temizleyerek devam edelim bir sonraki sorumuza geçiş yapalım gençler. Evet arkadaşlar 8. soruya geldiğimiz zaman yandaki şekilde ABCD dikdörtgen BE AC'ye diktir ve FC 4 tane AF'ye eşitmiş gençler. FC 4 tane AF yani o halde FC'nin uzunluğu da 4 kere 3'ten 12 santimetredir. Evet benden ABC'nin alanını istiyor. Şimdi gençler şu BE bizim hem AFB'nin yüksekliği hem de FEC'nin yüksekliği. O halde arkadaşlar şöyle görebilirim. Bakın ABC üçgenin alan direkt bulacak olursam. Alan ABC'yi bir bütün düşünelim. Bir üçgen düşünüyorum. Çünkü gençler AC köşegeni dikdörtgenimizi iki eş parçaya ayırdı diye düşüneceğim. Tabanımız Burada arkadaşlar 3 var. Burada 12 var. Toplamda 15. Yükseklik 8 bölü 2. Sağ 4 kaldı. 1 kaldı. 15 çarpı 4. 60 santimetre kare. Neyin arkadaşlar? ABC'nin alanı. Alt tarafta gençler 60'tır. O halde ABCD'nin alanı 2 tane 60 2 çarpı 60 120 santimetre kare olur diyoruz. Ve D şıkkını işaretliyoruz. Evet temizlik Devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet gençler. 9. soruya geldiğimiz zaman yandaki şekilde karelerin alanları soldan sağa 81, 64 ve 49 santimetre kare olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi alanı gençler 81 ise Ali bir kenarı 9 santimetredir diyorum. Büyük karenin. Diğeri 64 ise bakın buralar 8'dir. Evet 49 ise bu kenarlarımız da 7'dir. Şimdi şöyle kalemi rengini değiştiriyorum. Gençler bakın buradaki şu iki kenar uzununda bulmamız gerekir. Şimdi tamamı 9 ise burası 8'de. 9'dan 8 çıkardım. Buraya 1 kaldı. E aynı şekilde tamamı 8. Burası 7. 8'den 7'yi çıkardım. Buraya da 1 kaldı. O halde çevreye 1, 2, 3 tane 9 arkadaşlar. 3 çarpı 9 artı 1, 2 tane 8 artı 3 tane 7 artı 2 tane de 1 santimetre. 2 çarpı 1. Çarpma işlemlerini yapacak olursam 27 16 21 ve 2 Evet bunları toplayalım gençler. 7, 6 daha 13, 14, 16. Elde var 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 2, 3. 2 de burada var arkadaşlar 5. 1 de elde 6. 66 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. 66'yı B şıkkında işaretliyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. 10. soruya baktığımız zaman ABCD kare ve EBAF 40 santimetre kare olduğuna göre E B, A, F arkadaşlar. E, B, A, F yukarıdaki yamuğun alanı arkadaşlar 40 santimetre kare olduğuna göre F, e, kaç santimetredir diye sordu. Şimdi gençler Yamukta biliyorsunuz ne yapıyoruz? Paralel olan kenarlar alt ve üst tabandır diyoruz. O halde bunları topluyorum arkadaşlar. Yüksekliğe yani AB'yi H diyecek olursam alan EB diyorum. Alt tabanı, üst tabanı topluyorum. 6 artı 4 çarpı yükseklik bölü 2 bize alanı verecek. Ve bu da 40'a eşittir diyorum. Şimdi 6 4 daha 10 çarpı h bölü 2 eşittir 40 ise 10 ile 2 sadeleştirin 5 5 çarpı h eşittir 40 ise gençler yüksekliğimiz buradan 8 santimetredir. Yani karemizin bir kenarı 8 santimetre olacak diyoruz. Şimdi kenarımız 8 ise gençler bakın burada 6 var buraya 2 santimetre kaldı. 4 var buraya 4 santimetre kaldı. Burası da 8 santimetre. Şimdi FECD'nin alanını bulmak için arkadaşlar. Ne yapabilirim? Bakın 4 ile 2'yi toplar. 8 ile çarpar. Yani yamuğunu alan formülünden faydalanabilirim. Birinci yolumuz bu olsun. FECD diyorum. 4 ile 2'yi topladım. 4 artı 2 yükseklik 8 bölü 2. 4 2 daha 6 çarpı 8 bölü 2'den 48 bölü 2 24 santimetre kare olur deriz. Peki arkadaşlar başka nasıl düşünebilirim? Şimdi ben bir kenarı bulduğuma göre arkadaşlar kare olduğuna göre karenin alanı yani tüm şeklin alanı 8 çarpı 8'den 64 santimetre karedir. E, yukarıdaki alanı biliyorum gençler. Yukarıdaki alan 40 santimetre kareydi. O halde 64'ten 40'ı çıkartırsam 24 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı diyebiliriz. İkinci bir yolla da göstermiş olalım. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar. 11. soruya baktığımız zaman yandaki şekilde ABCD dikdörtgen ve HKFG Bulundukları kenarların orta noktalarıdır. DC 30 DC 30 sayı arkadaşlar bakın buralar hemen 15'ler diye bölebilirim. Orta nokta dediği için böldük. AD evet kısa kenarımıza 20 yani buralarda 10'ar santimetredir. Ben de FKHG yani FKHG arkadaşlar ortadaki evet arkadaşlar ortadaki alanı istiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar hemen şeklimizi bir paralel kenar gibi düşünecek olursam. Burada arkadaşlar köşegenlerinden faydalanacağım. Bakın 10 10 da toplam köşegen 20. Yatayda da toplam köşegenimiz 30. O halde gençler şöyle diyebilirim. Alan FKHG köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Yani 20 çarpı 30 bölü 2'den 600 bölü 2 300 santimetre karedir der. C şıkkını işaretlerim gençler. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yandaki şekilde A, B, C'de eşkenar, dörtgen ve D, E, E, C'ye diktir. D, E ve E, C diktir diyor. Benden ABCD kaç santimetre karedir? Yani para eşkenar, dörtgenin alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar D, E, alanını bulacak olursam bakın. Dik kenarların çarpımının yarısıydı. Üçgenin alanı. Alan D, E, C'm. 10 çarpı 12 bölü 2'den 120 bölü 2 60 santimetre karedir. Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle bölecek olursak şöyle noktalarla gösterelim. Bir başka bir paralel çizecek olursam gençler bakın burası eğer bizim için A ise burası da A'dır. Burası B ise burası da B'dir. Şimdi şeklimize baktığımız zaman bizim üçgenimiz A artı B'ydi. Yani bu 60 dediğimiz A artı B'ydi. Şeklin tamamına baktığımız zaman 2 tane A, 2 tane B var. Şimdi 1A, 1B'nin toplamı 60 ise 2A artı 2B 2 çarpı 60'dan tüm şeklin alanı 120 santimetre kare olur diyoruz. Ve A şıkkını işaretliyoruz. Evet gençler. Temizleyerek devam edelim. 13. 13 ve son sorumuza geçelim. Evet gençler yandaki şekilde A, B, C, D kare LB 3, A, L, 5 ve AK 6 santimetredir. Buna göre K, L, C, üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi gençler bakın burada ben K, L, yüksekliklerini veya tabanını bulamam. O halde diyorum ki karenin alanından bakın şuradaki üçgenlerin alanını çıkartırsam geriye K, L, alanı kalır. O halde karenin alanı Bakın bir kenar 8 ise arkadaşlar kare olduğu için 8 çarpı 8'den 64 santimetre karedir. Şimdi arkadaşlar şöyle numara verelim. Bakın buraya 1, buraya 2, buraya 3 numarayı veriyorum. Ve bunların alanı bulacağım. Evet birincinin alanı arkadaşlar Evet dik kenarlar gençler 5 ve 6. Dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyoruz. 5 kere 6 30 bölü 2'den 15 santimetre karedir. Şimdi ikinciye bakıyorum. İkincinin alanı Burası 3 gençler kare olduğu için 8. 3 çarpı 8 bölü 2'den 24 bölü 2 12 santimetre karedir. Şimdi burası 8 arkadaşlar. Buraya 6 kaldıysa buraya 2'dir deriz. O halde 3'üncünün alanı 8 çarpı 2 bölü 2'den 8, 2'ler birbirini götürdü. 8 santimetre karedir. Şimdi bunları toplayacağım gençler. 3'ünü topluyorum. 12, 8 daha 20 15 daha 35 santimetre kare. Evet, KLC'nin alanı E tüm şeklin alanı 64'tü gençler. 64'ten 35'i çıkartırsak ne olur arkadaşlar? 29 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.